Evet sevgili seyirciler, fidanlarımızı diktik, kitaplarımızı indirdik ve köy kahvesindeyiz. Cuma Yanı Köyü çok güzel, yükseklerde, dağ tepelerinde kurulmuş, 7 mahalleden oluşan bir köyümüz. Böyle dağınık bir şekilde yerleşimi var, nüfusu 550 fakat bu 7 ayrı mahalleye dağılmış durumda nüfus. Ama şimdi nüfusun çoğunluğu burada bu kahvede mi diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Erkeklerin çoğunluğu kahvemizde. Başka kahve var mı köyünüzde? En toplu yer burası da. Altta bir kahvemiz daha var. Karşıda var bir kahvemiz. Ayrıca köy banağı var işte. Onun kahvesini açamadık daha. İmkanlarımız daha şu anda para da çıkmadı. Oraya da kahve yapıyorsunuz. Kenarında dükkanlar da var. 2-3 tane dükkanında. Üst kısmını ileride düğün salonu düşünmekteyiz. Veya icap ederse sağlık ocağı da olabilir. Tabii bu 8 yıllık eğitimin buraya bir an önce yapılması en önemli unsurlardan birisi. Artı karayolları 5-6 senedir levhalarını diktiler. Hala da bu yol için hiçbir şey yapılmadı. Bunun yetkililerden en kısa zamanda yapılmasını veya programa alınmasını diliyoruz. Sizin adınız? Adım Hayrullah Sarı, köy halkından Azayım. Öncelikle buraya geldiğiniz için halkımızın sorunlarını, dertlerini onlarla bağdaştığınız için teşekkür ederiz ITV ekibi adına. Peki sorunlarınızı söylediniz. Bu arada pek çok seçim zamanı gelen politikacılar da oluyor. Bu arada yollarınızı görme fırsatı bulmadılar mı? Şimdi politikacılarımız her seçim döneminde gelirler. Seçim bittikten sonra hiçbir faaliyette bulunmazlar. Bu siyasetçilerin hepsi böyledir yani. Buna hiçbir kimse üstüne alınmasın. Evet, bu sene de gelmediler diyorsun. Başşehir'den yukarı çıkmamışlar. Zaten yollarımız elverişli değil ki. Elverişli olmadığı için gelme nispetinde bulunmadılar herhalde. Herhalde sorunlar biraz ağır gelecek. Onlara karşı bu yolu bu şekilde görmek kendileri için iyi olmayacak. O nedenle gelmediler. O nedenle gelmediler. Ben öyle keşfediyorum. Yani kendi fikrim bu. Evet. İnşallah bir gören çıkar. Yani farkındalar muhakkak da ilgilenen bir milletvekilimiz çıkacaktır. İnşallah. Artı bir de köyümüzün başka sorunları da var. Köyümüzün değil de bu aslında Türkiye'nin her tarafında olan bir sorun. Köyümüz dar gelirli bir köy. Bankadan zirai kredi çekiyoruz. Bu krediler önceleri %40, %50 idi. Şu anda %70, %80'leri buluyor. Zaten de köylü ağacını, tarlasını, bahçesini çapalama için çok az bir nispette kredi çekiyor. Bu kredi ödeyeceği zaman %80'leri bulan faizler var. Bu yönden milletimiz, halkımız çok sıkılıyor. Yani bunlar vergisini veriyor, her şeyini yapıyor. Bu şekilde yani aslında destekleme diyorlar mesela. Ziraati kredi destekleme. Hiçbir alakası destekleme yok. Destekleme olmuyor diyorsunuz. Kaşıkla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar. Söyleyeyim bir türkü ama benim için ebas olur şimdi bu yaştan sonra türkü söylemek. Türkü söylemenin yaşı olur mu? Herkes senin gözüne bakıyor. Sizi bekliyoruz, dinleyeceğiz merakla, ilgiyle. İsmail de kaçırmayacak değil mi? Bu görüntüleri güzel çekecek. Hangi türküyü söylersiniz? Alır ya dedi mi? Benim albümde çok var yazılı ama albümü bir dahi var. Evet. Bu an için yok işte bir şey. Aydın yöresinin olur, başka hangi yörelerin türkülerini biliyorsunuz? Karacaoğlan'dan söyleyeyim bir türkü. Karacaoğlan'dan dinliyoruz bir türkü. Çağır Karacaoğlan, çağır. Daş düştüğü yerde ağır. Herkes sevdiğine yanır. Aman aman, sorulmaya sorulmaya. Kız saçların tel tel olmuş. Aman aman, örülmeye örülmeye. Mendili yüdüm arıttım, gülü dalında kuruttum.
Adına neydi unuttum, aman aman, sorulmaya sorulmaya. Kız saçların tel tel olmuş, aman aman, örülmeye örülmeye. Mahmut Bey bir alkış. Çok güzel söylediniz, usulü, her şeyi. Vallahi bir de nazlandınız bilmiyorum diye Mahmut Bey. Efendim? Çok güzeldi. Şimdi bir de Karadeniz yöresinden söyleyivereyim mi? Aa, tabii söyleyin, Karadeniz yöresi, hatırı kalması Karadeniz'in şimdi. Rize'nin Kalkandere kazasının Yolbaşı köyünden bir türkü hediye ediyorum size. Nereden buluyorsunuz bunu, biliyorsunuz? Rize'nin Kalkandere kazasının Yolbaşı köyünden. Uy, söyle bakalım. Çay elinden aşağı gidelim, yalu yalu gidelim, yalu yalu. Çay elinden aşağı gidelim, yalu yalu gidelim, yalu yalu gidelim, yalu. Omzundayız sepetu, ben olayım ha malu, ben olayım ha malu, ben olayım ha. Sepetumun ipleri kesiyor, omuzumu kesiyor, omuzumu kesiyor, Aş beyaz peş damalı, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim Aş beyaz peş damalı, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim Yeter. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, en güzeli de bu sanırım. Karadeniz yöresinin bir türküsü, böyle Ege bölgesinde bir köyümüzde söylenmesi sanırım bizim kültür mozaiğimizin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor ve birbirimize ne kadar bağlı, ne kadar düşkün olduğumuzu. Her yörenin türkülerinin başka yörelerde de yine zevkle söylendiğini, dinlendiğini de görüyoruz. İşte Mahmut Bey bize Karadeniz'den güzel bir türküyü seslendirdi. Hem de Karadeniz şivesiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Benim 6 sene Laz'larla arkadaşlığım var. Ha, onda. Muhtilerle yani. Bayağı biliyorsunuz cüngüle şivelerini. Evet sevgili seyirciler, kahvemizdeki röportajlarımızı izlediniz. Ve güzel türküler dinledik. Biraz sonra hanımları izleyeceksiniz sevgili seyirciler. Cumayana hanımlarını. Ve kısa bir reklam arasından sonra Köyümüz Kentimiz programı stüdyoda devam ediyor. Umarım dikkatle izlediniz bizi bu ana kadar. Çünkü sorularımız da gelecek, stüdyoda yarışmamız devam edecek. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle stüdyoda birlikte olacağız.